Günaydın, iyi sabahlar. Paranın karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri e, konuşacağız. Özlem Doğaner, günaydın. Günaydın. Erdoğan Turan, günaydın. günaydın. İyi sabahlar. Önce e, öne çıkan başlıklara bakalım. Hangi başlıklar var? Kabine toplantısı bugün önemli takip ediyor. Dün bilim kurul toplantısı vardı. E, açıklamaları birazdan alacağız. E, kabine toplantısı var. Tabii ki ana gündem maddesi koronavirüs salgını ve yeni tedbirler olacak. Merakla bekleniyor. Yüz yüze eğitimin Artık e, geri sayım başladı. E, yüzde eğitime başlanacak. Tedbirler neler olacak? Tüm bunlar da merakla bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da vardı. E, özellikle e, aşılama konusunda ortak yayında yaptığı açıklamalar vardı. Bunları da konuşacağız. Büyüme, işsizlikle ilgili e, açıklamalarını da değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi bir yatırım planı var dedi Türkiye'ye yatırımları konusunda ciddi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu da tabii ki önemli gündem başlıklarından bir tanesi. Afganistan'daki Türklerin tahliyesi sürüyor. Erdoğan, Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz Afganistan'dan şimdiye kadar toplam 552 kişiyi tahliye ettik dedi. Diğer taraftan G7 Afganistan gündemiyle toplanıyor. Son gelişmeler değerlendirecek. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin sonrası görüşmeler ve toplantılar devam ediyor. Fed tabii piyasalar açısından uzunca konuşacağız. Fed'in açıklamaları yani Fed tutanaklarından çıkan, e, açıklamalar ve FED'in niyetini e, gösteren e, açıklamalar FED tutanakları varlık alımlarının bu yıl azaltılmasının muhtemel olduğu sinyalini veriyor. Ama bazı üyeler varlık alımlarının işte bu yıl sonuna doğru azaltılması, bazı üyelerse önümüzdeki yıla bırakılması konusunda bir fikir ayrılığı söz konusu. E, enflasyon konusunda çok fazla bir fikir ayrılığı yok ama varlık alımlarının azaltılması konusunda bir fikir ayrılığı var. Bunun etkilerini de piyasalar tarafında gördük bir miktar değerlendireceğiz. Dünya ticaret barometresi rekor seviyede mal ticareti parametresi hususu bir önceki yıla göre 20 puandan fazla arttı. 110,4 puana yükseldi bu. 2016'dan bu yana en yüksek seviye anlamına geliyor. hem ticarette hem lojistik sektöründe hem taşımacılıkta tüm alanlarda ciddi bir hareketlilik söz konusu. Şimdi Ankara'ya gidelim. Apara Ankara Haber Müdürü Murat Avucu karşımızda olacak. Evet gözler eee kabine toplantısında dün bilim kurulu toplantısı vardı. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları vardı özellikle aşı konusunda. E, kabine toplantısından çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor. E, diğer taraftan e, baktığımızda bugün için önemli e, gündem maddelerinden bir tanesi borç istatistikleri e, istatistiklerinde bir revizyon söz konusu. E, bu borç istatistiklerindeki revizyon sonrası bugün ilk veri gelecek saat 10'da. Bu revizyonun kapsamı neler? Tüm detayları Murat'tan alalım. Murat. Günaydın. Son iki haftadır aslında üst üste yaşanan felaketler nedeniyle kabine toplantısı yapılamıyordu. Her defasında ertelenmek zorunda kaldı. Malum önce yangınlar ardından seller, bakanlar bölgede olduğu için. Ama bugün kabine toplanacak ve gündemde bir hayli yoğun özellikle salgın konusu. Öncelikli gündem başlıklarından bir tanesi. Son dönemde artan vaka sayıları bugün toplantıda değerlendirecek. Aşılamadaki son durum masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum gerçekleştirecek. Hem vaka sayılarındaki duruma ilişkin hem de aşılamaya ilişkin. Dün bilim kurulu da vardı. Sen de bahsettin. Özellikle bilim kurulu sonrasında yapılan açıklamada Bakan Koca'nın 3. aşının önemine vurgu yaptığını gördük. İlk iki aşının ardından 3. aşının Koruyuculuğu daha da arttırdığı, bunun bilimsel verilerle kanıtlandığı ve olunması gerektiği yönünde uyarısı dikkat çekti. Yine 18 yaş altında, 12 12 yaşın üzerindekiler için de aşılamanın yapılacağını bir kez daha dile getirdi. Hem kronik rahatsızlığı olanlarda, hem de gençlerde bu aşılama devam edecek. Bugün kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Özellikle 6 Eylül'de okulların açılması bekleniyor. Tarih verildiği malum oradan bir taviz verilmeyeceği dile getirilmişti. Yüz yüze eğitim başlayacak ama bunun için bazı kriterlerin oluşturulması gerekiyor. Bu konunun kabinede ele alınacağını daha önce açıklamışlardı. Bu kapsamda bugünkü toplantıda yüz yüze eğitim de değerlendirilecek. Bakan Fahrettin Koca özellikle eğitim konusunda velilerin yapması gereken iki noktaya dikkat çekmişti. Ya aşı olmaları ya da test vermeleri gerekebileceği konusunda bir açıklama yapmıştı. Bugün bir anlamda yüz yüze eğitimin kriterleri de ilişkinde bazı detayların netlik kazanmasını bekliyoruz. Tabii bunun dışında son dönemde birkaç gündür Türkiye'nin gündemini meşgul eden konulardan bir tanesi Afganistan konusu. Afganistan'da yaşanan gelişmeler, bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl bir yolu izleyecek Afganistan ilişkilerinde bunlar önemli olacaktır. Özellikle de oradaki Türklerin tahliyesi malum devam ediyor diyebiliriz dönmek isteyenler Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Türkiye'ye getiriliyorlar. Ayrıca oradaki Türk askerinin varlığı devam ediyor. Henüz hava alanındaki güvenlik konusunda net bir karar verilmiş görünmüyor. Dün Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı ve Çavuşoğlu da dile getirmişti. Malum Türkiye oranın güvenliğinden sorumlu olacaktı ama süreç nasıl ilerleyecek, ilişkiler nasıl gelişecek bunlara bakılacak. Bugün detaylı bir şekilde bir Afganistan değerlendirmesi de mutlaka yapılacaktır. Ayrıca üst üste yaşanan orman ve sel felaketi orman yangını ve sel felaketleri de yine bu toplantının ana gündemini oluşturacaktır. Her zaman olduğu gibi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Hem gündeme ilişkin değerlendirmeler olacak hem de alınan kararlar varsa bunları da kamuoyuyla paylaşacaktır. Bugün en önemli konusu bu. Bunun dışında sen de bahsettin Merkez Bankası'ndan bir dış borç verilerine ilişkin revizyon gelecek. En son enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Şahab Kavcıoğlu bu konuyla ilişkin bir açıklama yapmış. Çalışmaların devam ettiğini belirtmiş ve bugüne işaret etmişti. Bugün açıklanacak verilerde bu revizyonun görüleceğini dile getirmişti. Özellikle bazı istatistiklerde tutarsızlıklar, uluslararası verilerle uyuşmazlıklar ve kısa uzun vade borç ayrımının olmamasından kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğu belirtilmişti. Bu kapsamda bugün açıklanacak revizyonlarda bunların ortadan kaldırılacağı ifade ediliyor. Özellikle ticari kredilerle ilgili yapılacak revizyon oldukça önemli olacaktır. Burada bir anlamda firmalardan doğrudan yapılacak raporlamalarla oluşturulmuş veriler ilk defa kullanılacak. O yüzden daha doğru bir dış borç verisinin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bugünkü verilerde bunu göreceğiz. Bugün finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve uluslararası yatırım pozisyonu açıklanacak. Haziran ayına ilişkin bu yeni revizyonunda bu verilerde kendini göstermesini bekliyoruz. Bugün ayrıca Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yapılan para politikası kurulunun toplantı özetini de Açıklayacak. Geçtiğimiz hafta malum sabit bırak, bırakmıştı merkez bankası ve ana mesajlarda çok bir değişikliğe gidilmemişti. Bugün e, alınan kararın detayları da e, politika politika metninde e, toplantı özetinde görülmüş olacak. Resmi gazetede iki e, önemli gelişme var. Bunları da hemen sizlerle paylaşalım. Sözü size bırakmadan önce malum temmuz ayında Rize'de bir sel felaketi yaşanmış. E, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi hala kayıp malum. E, çok çok sayıda bina yıkıldı, hasarlı bina oluştu ve buranın tekrar ihyası için e, hükümette harekete geçti ve buraların tekrar bur burada tekrar konutların yapılabilmesi, altyapının oluşturulabilmesi için de bir bugün acele kamulaştırma acil kamula kamulaştırma kararı çıktı resmi gazetede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, imzasıyla Muradiye, Büyükköy ve Yeni Pazar beldelerinde selden ve heyelandan etkilenen bölgelerde TOKİ tarafından acil bir kamulaştırma yapılacak ve bu kamulaştırmanın ardından da bölgedeki vatandaşlar için yapılması planlanan konutların da hemen inşasına başlanacak. Ayrıca bugün maden kanununda değişiklik içeren bir düzenleme yapıldı. Madenlerden malum devlet bir devlet hakkı e, alıyor. Bugün bu, bu, konu, bu oranlarda bir değişikliğe gidildi. E, devlet hakkı kapsamında bakır, çinko, demir, krom ve kurşundan, al alüminyumdan alınan devlet hakkı oranları da %25 oranında e, artırıldı. Bu da bugün resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Murat Avucu'ya teşekkür ediyoruz aktardığı detaylar için. Evet, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak yayında yaptığı açıklamalar vardı. Ekonomiye dair açıklamalar da vardı. Ee, sabah gazetesinden bir e, haberi görelim. E, Afganistan'daki Türk askeri yabancı güç değil. Gelen anında bir e, açıklamalarına bakalım. Başkan Erdoğan e, yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü günde Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir. Oradaki askerlerimizi asla yabancı bir güç olarak görmedik, e, kullanmadık dedi. E, vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırım planları var dedi. E, Ulusal güvenlik danışmanı ile görüşmemiz oldu. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye yönelik yatırımlar konusunda görüşmeler yaptık hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir onları görüştük çok ciddi bir yatırım planları var dedi açıklamalarda bulundu. Diğer taraftan işsizlikle ilgili işsizliğin gerilediğini 2,5 puan bir düşüşle 10,6'ya düştüğünü en sevindirici olan noktanınsa hizmet sektörünün istihdamı salgın öncesi seviyesine yaklaştığını belirtti. Büyüme konusunda da e, i̇kinci çeyrekte %20'nin üzerinde güçlü bir büyüme. Yıl sonra büyüme beklentisi de orta vadeli programa göre e, oldukça üzerinde. Orta vadeli programın 5,8'in oldukça üzerinde %7'ler işaret ediliyor. E, o seviyelerde bir büyüme. Diğer taraftan ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor. 210 milyar dolar duvarına yaklaştık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, ekonomiyle ilgili birkaç gündür aslında arda ar yaptığı açıklamalar var. Katıldığı toplantılar var savunma sanayinden işte Ankara'daki fabrika açılışlarına kadar. Oldukça <laughs> e, aslında ekonomiyle ilgili verilerin e, iyi geldiği bir dönemden söz ediyoruz. E, daha doğrusu normalleşmeyi daha e, net bir şekilde görmeye başladığımız bir dönemden söz ediyoruz. E, elbette e, sıkıntılı alanlar var enflasyon gibi faiz gibi e, ama ihracat rakamları büyüme rakamları artıyor. E, cari denge pek çok açıdan e, olumlu rakamlı işsizlik pek çok açıdan olumlu rakamların geldiği bir dönemden söz ediyoruz. E, daha da heyecan verici olan aslında çok fazla yatırım haberini duyuyor olmamız. Ard arda yeni yatırımlar e, var. İşte e, İDEF'te savunma sanayi fuarı devam ediyor. Çok yoğun ilgi var ve orada e, farklı farklı e, gerçekten gelecek teknolojilerinin uygulandığı çok önemli projeleri de araçları da görüyoruz. Ve tabii e, şimdi burada Evet büyüme olacak ciddi olarak belki de pozitif ayrışacağız. Belki de Çin'in şu son dönemdeki performansına bakacak olursak belki de dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi bile olabiliriz. Öyle bir hmm. performans sergiliyoruz şu anda e, yıl sonuna baktığımız zaman. E, buradaki heyecan verici olanlardan e, bence yani cümlelerden en heyecan verici olanı e, yeni doğrudan yabancı yatırım haberleri ard arda aslında biz özellikle pandeminin yani o kapanma döneminde çok fazla yabancı yatırımcının aslında bir şekilde bir fizibilite çalışması içinde olduğunu duyuyorduk. Bunların şimdi normalleşmeyle birlikte adım adım hayata geçiyor olması önemli. Pek çok fabrika haberi alıyoruz, pek çok satın alma haberi duyuyoruz. Şimdi Birleşik, A bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin ...ciddi yatırım planları olduğundan söz etmiş Erdoğan. Ee, o açıdan baktığımızda e, önemli bir dönemden söz ediyoruz. Elbette yabancı yatırım, doğrudan yabancı yatırım... ...istihdam anlamında da Türkiye'ye çok önemli bir e, kazanım sağlıyor. E, bu nedenle de e, bizi doğrusu daha çok heyecanlandıran konulardan birisi. E, genel olarak böyle yorumlayabilirim. Evet, devletler arasında... Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili zaman zaman gelişler, inişler, çıkışlar olabilir. Olmuştur da buna benzer bazı durumlar oldu dedi. Ama işte bu son zamanda yapılan görüşmeler yatırım konusunda verdiği haber önemli. Bir diğer... ekonominin Çok özür dilerim. Ekonominin diplomatik temasların ötesine geçtiği bir dönemden söz ediyoruz aslında. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri örneğini verdiğin gibi orada da sıkıntılar yaşansa da yatırımların devam ettiğini görüyoruz ki... Yani özellikle işte o bölgede e, Türk yatırımcıların ya da Türk e, çalışanlarının bile engellendiği gibi haberler bile geliyordu. Mesela Amerika ile tarihimizin en Onu iyi dönemini oldu. geçirmiyoruz ama e, Amerika ihracatta Amerika ikinci sıraya yükselmiş durumda. Orada tarihi bir durum var mesela. Yani hani o e, iş dünyasının temasları, o ticari diplomasi dedikleri e, tablo bize aslında e, diplomasinin de daha elimizin daha kuvvetli olacağı bir tabloya doğru bizi götürüyor. Evet bunu görüyoruz. Dediğin örne verdiğin örnek gibi Amerika Birleşik Devletleri ile böyle çok şu anda en mükemmel dönemini geçirmiyorsun ama ihracat sıralamasında bir bakıyorsun. Artık ikinci sıraya gelmiş Almanya'dan sonra İngiltere'ye geçmiş ikinci sıraya gelmiş. Peki bir diğer haber yine sabah karşısında Afganistan'a yatırım çağrısı. Afganistan'da çatışmalar ve usursuzluğun giderilmesi durumunun da iş dünyası için büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen DEİK Afganistan İş Konseyi Başkanı Ciliv. Afgan ve Türk kişidanları ortaklaşa bölgeye yatırım yapmalı demiş sabahta Barış Şimşek'in haberi. Bu haberi de aktarmış olalım. Şimdi tabii... Dışarıya döndüğümüzde, dışarıdan da içeriye geldiğimizde fed tutanakları çok yakından takip ediliyordu. Varlık alımlarının bu yıl azaltılmasının muhtemel olduğu sinyali verilmiş. Şimdi bazı üyeler varlık alımlarını azaltmak için 2022'nin başına kadar beklemeyi tercih ediyor. Bazıları, bazıları ise varlık alımının bu yıl düşürmeye başlamanın uygun olabileceği kanaatinde bir tutanaklardan çıkan manşet. Bu manşetin piyasaya yansıması var ama önce tutanakları konuşalım. Ee, sürpriz var mı tutanaklarda? Yok. Olamaz şu aşamada. Sürpriz şöyle olabilirdi. Bir ortak e, karar birliği olurdu ve bir eyleme dönüşürdü bu ortak karar. Bunu yaşamadık yani. Bugün tartışmalar devam ediyor. Galiba Eylül ayı toplantısına kadar da devam edecek. Fikir aylıkları var doğru. Bazıları için bu fikir aylıkları biraz tuhaf gelebilir çünkü... Bir veriyi iki ayrı uçta yorumlamak nasıl bu kadar mümkün olabilir? Bu soru akıllara gelebiliyor. Bu en çok tartışılan konu artık istihdam. Yani enflasyon artık tartışılmıyor. Yüksek olduğu kabul edildi. Bir süre daha yüksek kalacağı da ifade ediliyor. Ama yine geçici olduğu kanaati var. İşte arzdan kaynaklı sorunlarla enflasyon yüksek. Bunu yavaş yavaş aşarız ama bir süre daha yüksek kalacak. İstihdamla ise ...biraz daha sert farklılıklar var. Kimilerine göre... ...artık orada da FED izlediği... ...politikayla bu alana... ...yapacağı katkıyı yaptı ve... ...sonuna geldik. Artık bu kadar... ...destek olmayalım diyenler var. Kimilerine... ...göre ise daha yapılacak... ...çok iş var istihdam konusunda. 7 milyon insan bu anlamda salgın öncesine... ...göre hala işsiz olarak duruyor. O yüzden bu desteklerin devamına... ...ihtiyaç var. En şey bu... ...uca geldik yani istihdam konusu. O yüzden... Önümüzdeki bir 2 aylık dönemde ABD istihdam piyasası verileri daha önemli. Sonuçta ne var elimizde? Yeni bir şey yok. Yani e, bu cümleyi yeni duyuyoruz diyebileceğimiz net bir ifade duymuyoruz. Görmüyoruz, okumuyoruz. Tartışıyorlar ama gördüğümüz kadarıyla yavaş yavaş su fokurduyor, kaynıyor. Sonbaharda varlık alımının azaltılması muhtemel. Artık galiba Eylül toplantısıyla birlikte... E, varlık alımını azaltalım. Azaltalım da işte nasıl azaltalım? Ne kadar azaltalım? Hangisinden ne kadar azaltalım? Çünkü bir hazine tahvilleri var bir de morguç destekli, ipotekli kağıtların alımı var. Biri 80 milyar dolarlık, biri 40 milyar dolarlık. Kimseyi üzmeden birinden 10 milyar dolarlık, birinden 5 milyar dolarlık mı azaltalım? 20'ye 10 mu olsun? İşte bu kompozisyonları konuşmayalım. Yani azaltılacak başladım. ama yöntemi evet. konusunda belki artık. Evet, evet, aynen o. Oraya geliyoruz. E, sonbahara doğru. Jackson Hole'da da bir şey duyacak mıyız? Şu an bu tutanaklarda yeni bir şey duymak zaten beklenmiyordu da. Bu ayın sonundaki toplantıda acaba Powell bize yeni bir şey söyler mi? Zannetmiyorum. Şu ortamda yeni bir şey söylemeyecekler. Çünkü salgının seyriyle ilgili başlıyor bütün cümleler. Yani ekonominin gidişatı salgının seyrine bağlı. E salgının seyri ne? ABD ekonomisi için karamsar bir tabloyu çizdiriyor mu? Hayır. Ama Goldman Sachs bu sabah ABD'nin büyüme tahminini aşağı çekti. Çünkü dün bahsetmiştik biraz, o ilk coşkunun sonuna geldik. O coşkuyla birlikte yapılan tahminler, o coşkulu tahminler biraz revize ediliyor şu anda. Aşağı yönde. Bu durumda da e, Powell için ideal koşullar var. Yani varlık alımını azaltmayı hızlı hızlı düşünmek için gerekli koşullar tam da oluşmuş gibi değil. O yüzden olabilir bu yılın sonbaharında varlık alımını azaltmaya başlayabilirler. Ama bu... Piyasalar için bir yıkım sebebi değil. O kadar çok konuştuk, o kadar çok tartıştık ki artık sakız gibi. Yani gerçekleşse de, bitse de artık yeni yolumuza baksak diyenler de var. Çünkü bu tartışmaların da e, giderek anlam ifade etmeyeceği noktaya doğru gidiliyor. Bu da var. Yoruyor artık. Bir şey çıkmıyor yani. E, tapering, tapering. Meşgul ediyor gündemi, yoruyor. Ee, dediğin gibi Goldman Sachs ABD için büyümesini e, büyüme tahminini... %6,4 yerine %6 olarak revize etmiş. 2022 yıl tahmini %4,4'ten %4,5'a yükseltmiş. Orada çok hani bir şey yok ama %6,4 yerine %6. Bu e, heyecan bitiyor mu? Hani e, yılın başında başladığımız yaz dönemine işte çok güzel bir şekilde gireceğiz. Sonrasında e, açılma başlayacak ve sonrasında da hani normalleşmeye doğru böyle adım adım gideceğiz derken biraz... Karamsarlığa doğru yani havaların soğumasıyla birlikte havaların yani mevsim değişimi delta varyantı e, aşılamanın yavaşlaması yani maalesef <laughs> 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 yani umutla Fakir'in ekmeği tabii hemen hafiften bir açılımda görünce Allah biz bu işi bitirdik galiba ne hocam. güzel havalar ısındı tatil'e gideceğiz çok bunaldık zaten dışarı çıkacağız zaten e, i̇ş yerlerimiz kapalıydı, iş yerlerimizi açacağız, koşacağız, gideceğiz. Hayat normalleşecek. O kadar çok özleyip koştuk ki biraz fazla hızlı koştuk galiba. E, çok da ümitlendik. Evet, çok da ümitlendik. Yani genel olarak şu anda Türkiye'deki tabloya baktığımız zaman çok karamsar olacağımız bir tablo yok. Ama dünyaya baktığımız zaman ciddi karamsar tabloların olduğu ülkeler var. Tedirgin ediyor evet, ama. Evet, dolayısıyla bu hepimizi tedirgin ediyor. E, şimdi aşılamanın daha hızlı olması gerekiyor, bu kesin. Çünkü daha korunaklı yani başka elimizde bir silah yok ve daha korunaklı bir alan burası Bakalım bugün kabine toplantısında Yani her ne kadar Erdoğan gönüllülük konusuna vurgu yapıp zorlamaya karşı olduğunu söylese de Özel sektörde pek çok şirket aslında bu noktada ciddi tedbirler alıyor Bakalım hükümet tarafından bir tavsiye kararı ya da buna benzer bir mesaj gelecek mi? Ee, özellikle aşılamayla ilgili e, bir zorlama konusunda bir yaptırım konusunda tabii okullar açılacak bir yandan onun hazırlıkları var ee, yani e, kışın acaba bu dünyayı izlediğimiz bu e, tedirgin edici tablo bize de ulaşacak mı tedirginliği var e, pek çok tabii ki bu hep söylüyoruz ya yani dünyada bu iş son kişi kalana kadar ya da işte böyle grip gibi normalleşip hani gündelik ölümcül bir e, halden çıkana kadar ee, biz bu işi ciddi almaya devam etmek zorundayız ee, ve o belirsizlik bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ee, ciddi bir e, bu belirsizlik e, tabii ekonomileri etkiliyor. Bugüne kadar galiba benim okuduğum kadarıyla en son Türkiye'nin büyüme hedefini yükseltmeleri dışında e, hemen hemen bütün ülkeler için büyüme hedeflerinde bir e, düşüş haberleri ya böyle tahminler gördüm yanılıyor muyum bilmiyorum ama doğru. Zaten Çin Çin'de ve ABD'nin evet. büyümesi aşağı çekilince diğer ülkeler için de çok olumsuz senaryolar yazılamıyor. Evet. Bir son olarak galiba Türkiye için fiç yukarı, yukarı çekmişti. Ee, yani baktığımız zaman hani bizim büyümemiz, gelişmemiz ticari olarak faaliyetlerimiz iyi ama bu tek başına bu dünyada yapabileceğimiz bir iş değil. Dolayısıyla bu Covid meselesinde dünyanın performansını da takip etmek zorundayız. Ee, o takip sırasında da galiba biraz e, sıkıntılar yaşanacak gibi duruyor. Yani şimdiden Ağustos ayında bu gerilimler başladıysa e, biraz bu son çeyrek, belki üçüncü çeyrek bile biraz sıkıntılı geçebilir dünya açısından. Belki de yine önümüzdeki bahara bırakacağız. Toparlandı. Umutlarımızın belki de. Ben Türkiye'de tekrar yeni bir kapanma olabileceğini çok düşünmüyorum. Ya da en azından e, geçen yılki kadar Hı. uzun olmayabilir. E, ama e, bilemiyoruz tabii. Evet. tedir geliyor benim Yani ben, ben ben de böyle düşünüyordum ama gittikçe böyle bir o şey azalıyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor Sen ki... Sen aşısızları gördükçe geriliyorsun. <laughs> <da> o yüzden. <laughs> Cumhurbaşkanı diyor ki e, doktorlarımız, bilim kurulu anlatıyorlar bilimsel yanını. Ee, öyleyse bırakalım da bu işin ehli olan kimse onlardan dinleyelim ve cebren böyle bir yola tevessül edilemez diyor. Ben yine söylüyorum, ben üç kez aşı olmuş birisiyim. Gönüllülük esası burada şart diyor. Ee, şart olmalıdır. Ona göre isteyen açısından olur, isteyen olmaz ve bu şekilde temenni ediyorum ki en kısa zamanda bu badire inşallah atlatmış oluruz diyor. Ee, yani evet, bilim kurulu üyeleri, doktorlar, bu işin ehli olanlar konuşuyor. Onları dinlemek gerekiyor. Ehli olmayan, alakasız insanları dinlememek gerekiyor bu konuda. yani dolayısıyla bir taraftan da büyüme ile ilgili böyle bir revizyon söz konusu FED tutanaklarıyla bağlantılı olarak gittik. Sonrasında piyasalarda yani ABD borsalarında FED tutanakları sonrası bir düşüş yaşandı. Asya piyasalarında durum ne? Yani piyasaların tepkisi ne oldu buna? Yani sürpriz değil ama bir tedirginlik yarattı mı? Doğrudan ya şimdi yüzde birlik düşüşlerden bahsediyorsunuz. Dün akşam bakalım, dün evet. akşam yüzde bir düşüşler vardı. Bu düşüşler doğrudan tek başına bu tutanaklardan çıkan mesajlarla ilgili midir? Sadece tutanaklarla ilgili bir düşüş olduğunu zannetmiyorum ben. Muhakkak etkisi vardır çünkü işte sonbaharda e, e, tapering dediğimiz konu gerçekleşebilir. Bu bir ihtimal ama. Bence çok yeterli değil bu. Çünkü sürpriz değil çünkü yani. E, yeni bir şey de değil. Arada e, es vermek, mola vermek gibi bir hareketti bana göre dünkü düşüş <laughs> borsalarında. E, yoksa bahsetmiştik %103 galiba işte geçtiğimiz 2020 yılının Mart'ından e, bugüne kadar %100'ün üzerinde bir yükselişi var S&P 500'ün. Arada bir sürü şey yaşadık biz ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga, kapanmalar, yavaşlama, işsizlik, enflasyonun yükselmesi, Fed ne yapacak, ne edecek? E bütün bunları konuşurken e, endeks endeks %100'ün üzerinde getiri yakalamışsa bugün sadece tapering konusuyla çok sert düşüşler olmasını beklemek bana biraz zor geliyor. Arada ben satışa fırsat verme anlamında belki yani nefes alma anlamında olur da. Olur tabii yani e, oldu zaten. Yani böyle soluksuz dimdik gitmiyor ki. Arada düşüşler de oluyor muhakkak. Onlardan bir tanesini yaşıyoruz. Belki birkaç gün daha etkisi de olabilir. Yani çünkü bir 10 günlük 15 günlük bir rally de vardı üst üste rekorlar vesaire. Yani bu bir, bir e, ara vermek de bence sağlıklıdır. Yani çok da kötü bir durum söz konusu değil. E, Asya'da da eksiler var. Asya borsalarında. Zaten çok keyifli değillerdi. Çünkü oradaki vaka sayılarının artması... Çin'in büyümesine dair tahminlerin aşağı yönde revize edilme ihtimali, Çin otoritesinin aldığı kararlar vesaire orayı biraz rahatsız ediyordu. Yine işte %1, %2'ye yakın kayıplar var. Bu da sürpriz değil. Tek başına FED değil. Devam eden keyifsizliğin durumu, devam şeyi sonucu. Netice itibariyle biz FED'den, tutanaklardan bir şeyler gördük. Bir şeyler hazırlanıyor tamam ama asıl konu ee, varyantlarla birlikte salgının seyri. Yeni Zelanda'da bir vaka görüldü, ülke tam kapanmaya gitti. Japonya'da sürekli yeni bölgelerin, eyaletlerin kapandığını görüyoruz. Çin'de Çin... bir vaka görüldü, e, en büyük 3. limanını, kap kapattı. yarısını kapattı. Kapattı. Bunların hepsi ticareti, ekonomiyi öyle veya böyle farklı boyutlarda etkileyecek kararlar. Böyle bir hassasiyet var Asya'da. Her yerde olmalı belki. Yani nasıl olur canım bir kişide vaka çıkıyor diye Koca Liman kapatılır mı? Kapatılır. O bir kişiyi engelleyemezseniz o bölgeyi, o eyaleti kapatmak zorunda kalıyorsunuz çünkü. Bir kişiyle başlıyor bu hikaye. Bu hassasiyet güzel bir hassasiyet fakat bunun sonuçları var. Ekonomik sonuçları var, piyasalara yansıyan sonuçları var. Bugün onu yaşıyoruz. Varyantın, delta varyantının piyasalar üzerindeki gölgesi. Benim gördüğüm bu. Yoksa büyüme tahminleri aşağı yöne revize ediliyor. Edilsin ne kadar ediliyor ki? Yani ABD ekonomisi işte %6.7 büyüyecekmiş de %6.4'e revize edilmiş. Bu bir yıkım mı? Ne olacak? Yani 0.3 puanlık revizyon ABD ekonomisi için büyük bir kayıp mıdır? Lafım olur. Altıya gelsin de değil mi? Yani Lafım <laughs> olur. Bu sene zaten büyüme ile ilgili dünyanın herhangi bir yerinde tüh burası geride kalmış. Eyvah burada bir şey başarılamamış diyeceğimiz bir yer yok. Asıl bizim sınavımız büyüme anlamında 2022 yılında. Çünkü baz etkisi var. O zaman kim ne yapacak? Onu o zaman konuşacağız. Büyüme falan değil mesele ya da Merkez Bankaları'ndan gelen sinyaller falan değil. Artık orada konuşulmadık, düşünülmedik hiçbir senaryo kalmadı. Bunu artık bu saatten sonra hazırlıklı değilseniz zaten suç sizde. Yatırımcı da yani. Neticede ana konu hala salgının seyri, salgına karşı ülkelerin hassasiyeti, e, ekonomilerinde de bir miktar yavaşlama sinyalleri veriyor olması. Ekonomilerdeki güçlenme, güçlenme sinyalleriyle mi geldi bu piyasalardaki coşku? Hayır. Bunu da biliyoruz. Yani ekonomiler çok iyi olacak. Hızlı bir açılma geldi. Sadece bu sebeple yükseldiler. Rekorlar kıldıra falan. Öyle bir şey olmadığını da biliyoruz biz. Şu anda para var mı dünyada? Var. Bu paranın maliyeti çok düşük mü? Sıfıra yakın mı? Evet. Ya Bu para muhakkak bir yere gidecek. Nereye gidecek? 1.30'lardan ABD 10 yıllık tahvil faizine mi gidecek? 1800 doların altında kalan altına mı gidecek? Yoksa ne olursa olsun bir şekilde herhangi bir yerden bir sebep bulup yükselişine devam eden borsalara mı, hisse senetlerine gidecek? Çünkü şirketlerin karlılıkları da çok yüksek. Yani özellikle ABD şirketleri. Biz kendi ülkemizdeki bilançolardan görüyoruz. İkinci çeyrek rakamları hatta gelecek olan üçüncü çeyrek rakamları şirketler bazında. Hala burası caziptir. Yani değerleme açısından bir fırsat vardır dedirttiği için borsa endekslerinde öyle kırılma falan yok. Olabilir mi? Olur ama bugün değil. Bu olabiliri yaklaşık bir buçuk yıldır bekleyenler var. Onun öncesinde 10 on yıldır bekleyenler vardı ABD piyasalarında. Olmadı. Olması gerekir gerekmez Ol, demiyor. Olunca da o, ben, söylemiştim e, o e, ben söylemiştim denir mi? O 10 yıldır bekleyen ben söylemiştim diye. Şöyle oluyor yani e, tabii ki bu yükselişlerin hiçbiri böyle soluksuz değil. ABD borsalarında %20'lere varan düşüşleri gördük biz. Bütün dünyanın eli ayağı titremişti ama... Fed gelip ipten almıştı piyasaları. Tam o karamsarlar bakın bizim dediğimiz yere geliyoruz dedikleri yerde bir kurtarıcı geliyor piyasaları alıyor. Evet. Çünkü bu finansal piyasalardaki kırılmaya da tahammülsüzlük gibi bir hal var bütün dünyada. Peki Erdoğan Bey şimdi 2008 yılında o yaşadığımız kırılma var ya. Yani o krizle birlikte o balonlar patladı. Şimdi bu pandemi döneminde acaba zaten 2008'e tam atlatamamıştık evet. dünya olarak. Şimdi acaba bu pandemi dönemi biraz daha yine o... 2008 öncesinin durumuna fırsat mı tanıdı? Bazı alanlarda tanıdı muhakkak. Ben bu balonun büyük bir kısmının hisse senetleri tarafında, teknoloji tarafında olduğunu düşünüyorum. Tamam, teknoloji hisseleri, yüksek getiriler yakaladılar, işte salgın bizi, bütün dünyayı bu tarafa doğru sevk etti. Teknolojiden daha fazla istifade etmeye yöneldik. Yöneldik ama bugün bu değerlemelerle teknolojinin ya da bu alanın, barındırdığı potansiyelinin sınırına gelmiş olabilir miyiz? Bana göre gelmiş olabiliriz. Burası biraz abartıldı. Abartmak piyasanın karakteri. Bunda bir sorun yok. Ama abarttığımız yerlerden bir tanesi bu. En büyük tehlike ise bugün tahvil bono tarafında. Yani bir balon varsa, büyük bir risk varsa, patlarsa, bütün dünyayı şöyle ciddi anlamda silkeleyecek bir şey varsa, bu tahvil faizi. Tahvil bono piyasası. Çünkü şimdi enflasyon diyoruz. %5'in üzerinde bir enflasyon var ABD'de. Bütün dünya için yüksek enflasyondan bahsediyoruz. Son yıllarda görmediğimiz kadar. Fakat tavil faizleri 120'lerde. 126 şu anda değil mi? Evet, 126. Hatta yani dünkü hani, o hareketlilikte bile düşmüş. Tamam, diyelim ki bugün ABD'de bu enflasyon geçici sebeplerle %5'in üzerinde. Yarın bu geçici sebepler ortadan kalktı. Yani o tortuyu attık. Ne kaldı geriye? %2,5 enflasyon. Fed'in istediği iki buçuk enflasyonun gelmesi çok uzak olabilir mi? Şimdi önümüzdeki yıl yüzde iki buçuk enflasyona çok yakınsama hali var, ortalamada kalmak anlamında. E bu durumda bir tabir tabil faizini nasıl değerlendireceğiz? Bunu buradan alan yani 1 26'dan bir faizine yatırım yapan ki bu para az bu para değildir, enflasyon yüzde iki buçuk oturduğu yerde eğer hala buralarda duruyorsa çok büyük risk barındırıyordur. Bu sürdürülemez. Mümkün değil. Endeksler düşer çıkar. Hisse senedi değerlemelerini anormal fiyat diye görebilirsiniz siz. O kendi içinde realize olabilir. Sektör veya hisse bazında. Fakat tabir öyle değil. ABD tabirlerinde böyle bir balon riski varsa, böyle bir risk yaşanıyorsa ve bu risk realize olmaya başlıyorsa bundan bütün dünya piyasalar etkilenir. Çünkü paranın değerini konuşuyorsunuz. Çünkü şu ekranda gördüğünüz 1.26'lık rakam bugün bütün dünyada morguç kredilerinden hisse senedi değerlemelerine kadar her yerde benchmark olarak kullanılıyor. Referans. Biz buradan başlıyoruz. Ayağımızı buraya koyuyoruz. Hı hı. Öbür ayağımızı açabildiğimiz kadar tahvil için başka bir şey, işte hisse senetleri için başka bir şey, emtia için başka şeyler kuruyoruz biz. Ama burası ne kadar sağlıklı? Eğer %2'lerin üzerine doğru gidiyorsak, öyle gözüküyor ve dün akşam Özgür söylemiş, Özgür Atipoğlu, yani biz %2,5'luk ABD tahvil faizini bekliyoruz. Bu durumda Asıl heyecan burada. Asıl ee, nasıl diyeyim heyecandan kastım olumlu anlamda değil yüksek oynaklıktan bahsediyorum. Buradaki oynaklık eğer gerçekleşirse bütün piyasaları da etkileyecek. Yani tabi faizleri 1.20'lerden 1.80'lere gidiyorsa ABD borsalarında rekorlar görmeyebilirsiniz. Ciddi düşüşler de olabilir. Zaten gerçekte anlam verilememesine yüksek oranda benim de ebet dediğim tek konu bu tabi faizleriyle ilgili kafa karmaşıklığı. Yoksa hisse senetleri ya da işte diğer emtia fiyatları vesaire çok zor değil bunları anlamak. Fakat bu durum şu anda tabi buna tarafındaki kafa karışıklığı gerçekten bütün dünya için çok büyük bir problem. Burada bir dalgalanma yaşarsak, burada bir kırılma yaşarsak Dolar için çok farklı senaryoları, borsalar için çok farklı senaryoları, emtialar için çok farklı senaryoları konuşuruz. Umut edelim ki burası gideceği yere kırılmadan, dökülmeden gitsin. Yoksa endeksler düşmüş. %10 düşsün ABD borsalar ne olacak? Hiç mi düşmedi? %20'ye kadar da düşebilir. Ne olacak ki? Arada düşmedi mi? Düştü yine kaldığı yerden devam etti. Fakat biz endekslerde bu %10'luk, %20'lik düşüşleri yaşadığımız dönemlerde tabi bono tarafında piyasaların gidişatını nette kıracak sert hareketler görmemiştik. Görmediğimiz sürece problem yok. Ama görüyorsak Orta o zaman, o zaman bir problem büyük bir problem olur. Peki, bugün Dünya Gazetesi'nde de vardı. Küresel piyasalar enflasyon ve delta arasında sıkıştı. Küresel piyasalarda yatırımcı iştahı bir yandan merkez bankaların enflasyon geçici söylemini destekleyen düşüşler, bir yandan da Covid-19 vakalarını yeniden yukarı çeken delta varyantına ilişkin endişeler arasında yön bulmaya çalışıyor. Bazı uzmanlar bu iki farklı yönde etkenin hisse piyasalarında çembersel hareketler yarattığını söylüyor. Avrupa'da enflasyon verileri sonrası hisse piyasaları karışık seyrederken Amerika'da da FED tutanakları öncesi e, diyor. E, yön bulmakta zorlanmıştı. FET tutanakları sonrasında e, zaten e, hareketliliği gördük. Delta varyantı bir taraftan dediğimiz gibi dün e, 19.944 kişinin testi pozitif çıktı. E, 168 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız dedi. Dün yaptığı açıklamada Sağlık Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener de diyor ki kulaktan dolma bilgiler de aşıdan kaçma ve kaçınma var diyor. O konuda uyarı uyarıda bulunuyor. yani bir taraftan hani salgın bitti ve saymak, yok sayma gibi bir durumda söz konusu. Amerika'da Çalışanları aşı yaptırmayan bakım evlerine fon vermeyi kesecekmiş. ABD Başkanı Biden, bakım evlerinin federal fonlardan yararlanmalarını çalışanlarının COVID-19 aşısı olması koşuluna bağlayacaklarını e, duyurmuş. Japonya Başbakanı, COVID-19'a karşı iş dünyasına evde çalışın çağrısı yapmış. E, ülkenin en büyük iş lobisine evde çalışın çağrısında bulunuyor. Evet. Günlük vaka seyirinin yükselişine dikkat çekiyor. Trendin düşürülmesi için iş yerine gidip gelen kişi sayısının %70 azaltılmasını istiyor. Ee, Japonya'nın nüfusunun yarısı en az bir doz aşı yapıldığını da hatırlatalım. Ee, ve yani bu tip çağrılar da gelmeye devam ediyor. Covid-19 ile ilgili ve e, uygulamalar da gelmeye devam ediyor. Gazetelerden devam edelim. Sabah gazetesinin ekonomi sayfasında... E, A para ekranlarında da özel röportajlarla ve özel yayınlarla karşınızda e, İDEF Fuarı. İDEF Fuarı'ndaki yenilikler ve e, buradaki gelişmeler. Sabah gazetesinde Yunus Emre Kavan haberi. Yerli savaş uçağı 2023'te hangardan çıkacak. İDEF Fuarı'nda Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi görücüye çıktı. Milli Muharip Uçağı 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacak. BK projesi olan f 35ten daha üstün özellikli. Yerli Savaş Uçağı projesiyle Türkiye teknolojide bir üst lige çıkmış olacak deniyor. Heyecanla takip ediyoruz. Çok heyecan verici bir fuar. Gerçekten bizi heyecanlandırıyor, gurur veriyor. Ee, yenilikler, bu alanda e, yeni ürünler, bu ürünleri hem içeride kullanılması hem ihracatının yapılması. Özel röportajlarla da zaten gün boyu ekranlara getiriyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı bu Yerli Savaş Uçağı da herhalde... Rıfat Fırat çok güzel röportajlar yapıyor orada. Evet oradan. Rıfat Fırat arkadaşımız gerçekten güzel röportajlar yapıyor. Bu Yerli Savaş Uçağı da herhalde ayrı bir heyecan olacak 2023 için. Ee, yani Yerli Savaş Uçağı, diğer araçlar yani aslında neden bahsederlerse böyle bir heyecanla dinliyoruz. Çünkü aynı zamanda bize şunu gösteriyor yüksek teknolojiyle üretilebilen ürünlerde... Başarılı olduğumuzu gösteriyor. Ee, yani sonuçta Türkiye e, savaşmaya meyilli bir ülke değil. Kendini savunmak için bu e, üretimleri yapıyor, artı e, ihracat için yapıyor ve tabii e, çeşitli olası durumlarda herhangi bir ambargoya uğrarsa sıkıntı yaşamamak için. Çünkü e, biz aslında böyle başladık bu işe. O gün Erdoğan da bahsetti. Ee, biraz e, zorlandığımız için aslında burada kendi üretimimizi kendimiz yaparak başladık ve şu anda geldiğimiz noktada ürettiğimiz ürünlerde çok önemli e, noktalara geldik dünya sıralamalarına baktığımız zaman şimdi e, şunu görüyoruz e, özellikle bu şirketlerin e, hiç durmadan çalıştığını ve sürekli e, yeni üretimler yaptığını çünkü bir, bir şey yapınca diğerlerinin de yapabileceğinize yönelik özgüveniniz aslında geliyor. ve Dolayısıyla orada yeni teknolojiyle ne yapabilirim diye ilerliyorsunuz. Gerçekten çok önemli noktalara geldiği gibi işte 250 bin dolarlardan 3 milyar dolarlara gelmiş bir ihracattan bahsediyoruz. 11 milyar doların üzerinde bir büyüklükten bahsediyoruz. Yani çok ciddi bir aslında ilerleme var. İşte. 500 şirketten 3.500 3, şirkete mi, 96 şirketten 3.500 şirkete çıkmış galiba savunma sanayinde faaliyet gösterenler. Bu sektörün de daha fazla ilgi görmesini sağlıyor. Ama daha önemlisi işte o dediğim gibi o yüksek teknolojide üretim yapabildiğinizi gösteriyorsunuz. Bu e, buradaki üretim diğer alanlarda, diğer sektörlerde de aslında aynı e, heyecanı e, bize e, duyuracak. Çünkü önemli bir örnek. Yani yüksek teknoloji üretebiliyor olmak, bunu kullanabiliyor olmak, dünyayla rekabet edebiliyor olmak, bunun ihracatını yapabiliyor olmak önemli bir alan. E, farklı bir alan bir de. Yani hani hepimizin böyle bir e, izlediği, ilgi duyduğu e, ama hani bizim olmazmış gibi baktığımız mesela eskiden e, araçlar ama e, pek çoğunda gayet e, yani mesela şimdi e, beni en çok heyecanlandıran konulardan birisi e, uçan bir aracımızın e, olabileceği ihtimali yani hani bu çok farklı bir alan bunu görüyor olmak güzel. Şimdi diğer tarafta mesela dün de artıyor aslında diplomasideki gücümüz de artıyor bununla birlikte. Dün mesela Murat Ovcu'nun özel bir röportajı vardı bu top etü öğrencileriyle gençlerle gençlerle ve bu, bu gençler Amerika'da işte Boeing'in motor tasarımında işte neden işte o ses patlaması çok fazlaydı ve çok aşırı yakıt harcaması nedeniyle kaldırılmıştı uçuşlardan. Bunu önlenmesi için bir motor tasarım yarışması yapılıyor, planlaması yapılıyor ve işte Türk gençleri bu yarışmada dünya birinciliğini elde ediyor. Şimdi bu nasıl oluyor? İşte bu hani kendine güvenli oluyor. O gençler oluyor. bunları gördükçe, bunların yapıldığını gördükçe yapabileceğine inanıyor ve evet. e, bu alanlarda mücadele ediyor. Çok gurur o, verici o bir tabloydu. O ortamın oluşması, o iklimin oluşması. Geçen yılda sanırım ilk öğretimden öğrenciler ağırlamıştım. Onlar da böyle bir sürü şey üretip Çin'de birincilik elde etmişlerdi. Şimdi heyecanlanıyorsunuz çünkü bunu nereden çıkardın, nereden gördün diyorsun. Mesela niye ürettin böyle bir şeyi? İşte diyor ki annemin bacakları ağrıyordu. İşte babaanneme şöyle bir şey olmuştu. Şimdi bunu dert edinip bununla ilgili bir şey üretmeye çalışan yani zamanda başımıza icat çıkarma dediğimiz ama bugün icat çıkarsınlar diye gözlerinin içine baktığımız çocukların gerçekten bu özgüvene sahip olarak bu iklimde, bu ortamda büyüdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla onların daha hızlı bir şekilde bu döneme, bu değişime ada, adapte olacağını görüyoruz. Şimdi mesela üniversite öğrencileri dedin, belki işte geçen yıl ağırladığım o ilkokul öğrencileri, ee, onlar büyüyünce daha farklı mühendisliklerde olacaklar. E, Teknofestlerde çocukları görüyorsun, o e, araçların içine, o mesela o Teknofest gerçekten çok önemli bir festival. E, o araçların içine girerek onları deneyimleyerek aslında onların içinde yer alma, o heyecanı hissetme e, çabasını da hayal gücünü geliştiriyorlar. Şimdi mesela Hiçbir şey görmeden o hayal gücünü geliştiremezsin. Evet şimdi mesela bizim miniklerle büyük hayaller programımızda. Mesela yapılan o büyük projeleri geziyorlar çocuklar. Ee, e, hepsi e, her gittiği yerde o işin e, ne olmak istiyorsun dediğinde o işi olmak istiyor. Dün mesela bir inşaat e, projesini gezmişlerdi. Geldiler birisi minikçi olmak istiyor, birisi inşaat mühendisi olmak istiyor. Her, yani, programda, her değişiyor. programda değişiyorlar <laughs> fikirleri değişiyor ama yani... <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sonuçta çocukların hani o zihnini e, yani önünde görüyor bunu şimdi bu fuarları gezdikleri zaman işte Teknofest'te o araçların içine bindikleri zaman e, bunları görüyorlar ve bunların içinde yer alabileceklerini onları üretebileceklerini bunların hayal olmadığını görüyorlar bu daha farklı bir tablo karşımıza çıkarıyor İnsan kaynağı dünyadaki yani İstediğiniz kadar robot üretin, istediğiniz kadar yüksek teknoloji kullanın. İnsan kaynağı olmadıktan sonra bunları üreten, bunları düşünen, bunları hayal eden insan kaynağı olmadığı sürece hiçbir şey gerçekleşmez. O yapay zekayı da insan üretiyor. Evet, bizim o yüzden e, insan kaynağına yatırımımızı daha da artırmamız gerekiyor. Okulları açmamız lazım o yüzden. Evet, yüzde eğitimin <gülüyor> olması <gülüyor> gerekiyor. Peki diğer haber sabah kasasıyla ticari üretimde %30 artış. Ocak-Temmuz döneminde araç pazarı yükselişe geçti. OCD'nin verilerine göre yılın ilk 7 ayında ticari üretim %30 artarken 255.529 ticari araç üretildi. Geçen yılın aynı dönemine göre pazar %95 büyüdü deniyor. Temmuz'da ama bir düşüş var. Temmuz'da bir gerileme var. Bu aralarda da özellikle otomobil fabrikalarında zaten bu dönemlerde böyle kapanmalar oluyordu bakım için kapanmalar oluyordu ama çip krizi nedeniyle e, diğer taraftan haberler geliyor İşte Ford işte bir ülkedeki fabrikasını kapatıyor Toyota Türkiye e, ara veriyor daha doğrusu geçici olarak ara veriyorlar üretime Toyota Türkiye burada üretime geçici olarak ara veriyor e, bu tip haberleri alıyoruz bu çip krizi e, çok hani ciddi bir şekilde hissediliyor artık ve Önümüzdeki dönemde biraz daha hissedilecek. Ne zaman çözülür? Üretim tamamen hani normalleşir. Arz talep dengesi oturur. O zaman çözülecek ama o, onun, o konuda da 2022 diyen de var, 2023 diyen de var. Ee, karışık mesajlar geliyor bu konuda. Enerjide yeşil hidrojen adımları dünya iklim kriziyle mücadele ederken fosil yakıtların yerine yeşil enerjiyi koymak için çalışmalar sürüyor. güneş ve rüzgardan sonra en güçlü aday olan yeşil hidrojen için Önemli adımlar atılıyor. ABD, Almanya, Danimarka ve Çin gibi ülkeler milyonlarca dolarlık projelerle elektrik üretiminde yeşil hidrojeni öne çıkarmayı e, amaçlıyor. Biraz evvel Oto'dan bahsettik. Oto'da çip krizi sürüyor. ÖTV matrağı değişti, fiyatlar düştü ama talep karşılanamıyor deniyor. E, ÖTV matrağı düzenlemesiyle otomobil, otomobil fiyatlarında düşüş yaşandı. Düşen fiyatlar talep artışını beraberinde getirdi ancak dünya çapında süren çip krizi nedeniyle artan talep karşılanamıyor Üretimin durmasına sebep olan çip krizinden son etkilense Toyota Türkiye oldu. pazarındaki fabrikada üretime 2 hafta ara veriliyor. Ford, Almanya, Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak ara verdi. Bu haberler de gelmeye devam ediyor otomotiv tarafından. Yani şimdi hatırla ÖTV matrağındaki düzenleme olduğu zaman Ali Haydar Bozkurt'la, ile konuşmuştuk hı hı. ve o zaman da aslında özellikle hibrit konusunda ÖTV'deki düzenleme ile birlikte çok da heyecanlanmışlardı. Ee, özellikle hibrit üreticisi e, olmaları nedeniyle. Ama şimdi e, böyle bir ara vermek zorunda kaldılar. Neden? Çip krizi yüzünden. Gerçekten artık krizlerimizin e, boyutu da değişti. Ama çip krizi ciddi bir noktaya doğru gidiyor. Çip üretimi, batarya üretimi ee, bu konular galiba önümüzdeki dönemin en önemli e, kaynak yarışı olacak. Evet. Yani petrolün mü var yoksa e, çipin mi var diye bakıldığında çipin olması herhalde daha avantajlı olacak. Çip önemli olacak. Şimdi baktığımızda evet fiyatlar düştü. E, otomobil fiyatlarında işte %16'lık 60 bin TL'ye kadar düşüşler oldu. 1600 cc altı. Ama bu sefer de e, tedarikte problemler var. Araç bulunmasında problem var. Eylül-Ekim ayları gösteriliyor araç tedariği konusunda. E, o dönemdeki fiyatlar da ne olur? İşte o, o, o da değişebilir. Milliyette e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüse yiğitlik olmaz. İşte dün konuşmuştuk. Yani daha doğrusu e, dün e, bilim kurulu toplantısı sonrası konuştu Fahrettin Koca. E, sabah da değerlendirdik. Az önce son günlerde temelsiz bir cesaretle hareket edenlerimiz var. Atalarımız soğuk havada ince elbiseler giyen gençlere... Soğuğa yiğitlik olmaz derdi. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz diyor. Ne diyeyim yani gerçekten de böyle bir tablo var. 2,5 milyon konutun dönüşü tamam. Akşam gazetesinin ekonomi sayfasında kentsel dönüşümle depreme dayanıklı konut stoğunu sürekli arttırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2,5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konut tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık haberini görüyoruz. Ve yine Dünya Gazetesi'nde Orta Asya ihracat yüküne geçit vermiyor. Uluslararası nakliyecilerin Orta Asya'ya yönelik taşımalarda yaşadığı kriz büyüyor. Kazakistan ve Azerbaycan'la transit geçiş sorununu çözemeyen nakliyeciler Orta Asya taşımalarında pazar payını 40 yakın düşüş göstermiş. Bunlar da gazetelerde öne çıkan haberlerdi. Şimdi FED tutanaklarında bir konu daha vardı. Sabit koyunlara ilişkin endişeler tutanaklara yansımış. FED tutanakları yetkililerin Sabit coinlerin, stable coinlerin e, finansal istikrar üzerinde potansiyel tehdidini ele aldığını ortaya koymuş. E, yeni finansal düzenlemelerle ilgili şeffaflık eksikliği, az gelişmiş bir düzenleyici çerçeve olduğuna dikkati çekilen tutanaklarda sabit coinlerin yakından izlenmesi ve uygun düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi gerektiğinin altı çizilmiş. Herhalde FED tutanaklarına da ilk kez böyle bir konu giriyor. Üyeler zaten konuşuyorlar. En son dün Kaşkari bir şey söylemişti. E, kripto para dünyasını şöyle bir salladı. Sunaklara da girmiş. Bu stable koyunlar belki de merkez bankalarının en yakından baktığı eğer rahatsız olacaklarsa rahatsız olabilecekleri e, nasıl diyeyim en önemli konu. Çünkü Kriptolardan kripto paralardan farklı bir şey midir? Değeri dolara endeksi ve sabit öyle diyeyim. Hmm. Kolayca anlaşılsın diye. Yani para diyebileceğimiz konuya çok daha yakın diyebileceğimiz. O yüzden biraz daha rahatsızlar ama yani finansal istikrara stabil coinler ne kadar risktir bana göre FED gibi merkez bankasının izlediği politikalar finansal istikrar için çok daha büyük risktir çünkü bugün dalgalanmaların en büyük sebebi bu coşkunun veya korkunun en büyük sebebi 2008 krizinden bu yana FED'in ve FED benzeri büyük merkez bankalarının izlediği yol o yüzden e, riski kim doğurur hangisi gerçek risktir bu biraz tartışmalı ama bu kripto para işi e, gerçekten sıkıntılı mı? Sıkıntıları var mı? Elbette var. Bu sıkıntıları aşmak da bu kurumların görevi. Yani oraları kötülemekten ziyade, riskleri üst üste vurgulamaktan ziyade artık eyleme geçsinler de artık. Yani eğer bir düzenleme ihtiyacı varsa o düzenlemeyi ortaya koysunlar ve bu iş bitsin. Yoksa o finansal istikrar için risktir derseniz kripto paralara, o dünyadan birisi de der ki size... Sizin izlediğiniz politikalar bu dünya için çok daha büyük bir risktir. Sizin yarattığınız riskler diyebilir. Ya yani bu artık sen benim riskim başkası. Bu yani birbirini bir karalama gerek yok. Kadar. Gerek yok tartışmaya. Şöyle bir gerçeklik var. Kripto para dünyasında var olan o binlerce coin'in büyük bir kısmı Kaşkar'ın da söylediği gibi problemli. O biraz dolanma şey dön dolan, ne, ne dedi düzenbazlık falan gibi şeyler söylüyor. Ben onu söylemem ama neticede sorunlu. Büyük sorunları var. İşte bu sorunların açılması için de artık gerçekten artık bir eyleme geçme zamanı böyle bir ihtiyaç var. Artık bu işleri konuşmaktan ziyade harekete geçme zamandır. Bunu da FED yapmalı. Öyle gözüküyor. FED yapmasa kimse yapmayacak. ABD yapmalı önce. Ya, çünkü şu var hani e, dolar dünyanın en büyük rezerv para birimi hala veya işte ABD ekonomisinde Fed'de bir şey oluyorsa bütün dünya etkileniyor, örnek oluyor, bir şey konumlanıyor ya yani. böyle bir hali var ya. O yüzden herkesin gözü orada. İlk önce onlar yapsın. Sonra biz kendimize göre düzenlemeyi yaparız. Böyle bir kanaat da var. Bana göre ise bunu bu şekilde beklemek çok doğru değil. Yani birisi önce olacaksa burası çünkü boş bir saha. Yani akılla mantıkla ortak akılla buradaki boşluğu birinin liderliğiyle öncülüğüyle doldurmak zorunda değilsiniz. Yapılacak şeyler belli. Yapın. Bir an önce hangi ülke yapıyorsa biz yapalım. Ama zor bir saha galiba. Yani hani e boş zor. bir boş bir alan ama yani düzenlemesi de zor. Hani el sığmayan bir zor ama bu düzenleme gelmezse ortaya ortaya çıkarılacak çıkacak riskler. O risklerle uğraşmak çok daha zor. İki zordan birisini tercih edelim. Büyüyen riskleri yönetmek mi daha sorunlu olacak gelecekte yoksa bugün var olan riskleri minimize etmek için atılacak adımlar ortaya koymak mı çalışırsınız üretirsiniz sonuç belli bir de bu konuda zaten çalışmalar var yani e, hiçbir şey çalışılmamış hiçbir e, örnek ya da nasıl diyeyim e, öneri vesaire yok öyle bir şey yok var yani Isaac'in Isaac diyorum ISKON'un e, bu alanda Dünya SPK'lar Birliği diyeyim Türkçe'si hı hı. bu alanda önerileri var düzenleyici kurumlara o önerilerden başlayarak kendinize göre bir düzenleme getirebilirsiniz. Yoksa işte bugün FED yarın başka bir şey der. Bu bir şey de ifade etmiyor. Çünkü burada bir cepheleşme var ya bu cephe, bu cephenin söylediğine, bu cephede, bu cephede yaşananları kayıtsız kalamaz artık. Artık el sıkışmak lazım, yaklaşmak lazım. Bu da ancak düzenlemeyle olur. Evet, bir düzenleme, uygun düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu konuda bir çerçevenin oluşturulması gerekiyor. Tutanaklara da geçmiş. ve tutanaklara da sabit coinlerle ilgili. Hollanda Merkez Bankası Binance'ın yasa dışı faaliyet gösterdiğini ile sürmüş. Ee, bir uyarı yayınlamış. ya yani bazı dünyanın çoğu yerinde yasası olmayınca yasa dışı olmak da çok zor olmuyor. Çünkü yasa yasası yok yani, yani bunun Bir çerçevesi olmayınca yani rahatlıkla yasalıcı diyebiliyorsunuz bu durum Hollanda Merkez Bankası Binance müşterilerinin kara para aklama veya terör finansmanına karışma riski altında olduğunu söylemiş ee, ve zaten hani bilinen bir şey çok farklı bir şeyden bahsetmiyoruz yani herkes durum tespiti yapıyor ben evet, bunu artık durum yani için, herkes dur biliyor durum tespiti yap yani onu ben ben de yapıyorum yani. yani bu artık anlamsız durum tespiti yapmanın... bunu bir böyle yapacağınızı harekete geçin bir an önce ya tamam anlıyorum bir sürü problem var. İşte ekonomilerin, gündelik hayatın bir sürü problemi var. Fakat bu Niye alanda... de buraya ayırın diyorsun? <laughs> çok zor <laughs> değil ya, çok zor değil. Şey, bu kripto para borsaları, mesela onların sahipleri konuşuyor, CEO'ları konuşuyor. Sabah akşam bu düzenleme konusunda çalışıyoruz diyor. Yani ne olabilir üzerinde çalışıyoruz diyor veya buna yönelik ekipler oluşturuyor. Yani bunu bu işi oraya bırakamazsınız ayrıca. Evet, yani Evet. Bırakamazsınız an. tabii. Yani ama fikir alırsınız, ama tabii ki. Hazırlık içinde onlar da. Yani onlar da bir hazırlık içinde. E i̇stiyorlar. İstiyorlar yani. Hı hı. İstiyor çünkü yani bugün Hollanda öbür gün başka bir ülke sen yaşadı yasa dışısın falan filan deyip bu kurumları da engelliyor. Borsa İstanbul açıldı gidelim. 1441 puanla güne başlıyoruz. %0,57'lik bir kayıp var. Sürpriz değil. Vadeli de eksi eksideydi. ABD'nin kapanışları eksi, vadeliler eksi, Asya eksi. Bu durumda art açılış zaten çok zor. E, neticede dünya piyasalarına paralel bir hareket var. E, birkaç gündür bahsettiğimiz bir rakam var. İşte bu yakın dönemde, Haziran ayının ortasında gördüğümüz yakın dönemin zirveleri. Oralara çok yaklaştı borsa endeksi ve oradan hafif bir geri çekilme. Böyle düşüş için alarm zilleri, çanlar böyle çok yüksek sesle, tonla çalmıyor. Hı hı. Ama neticede e, teknik açıdan gelinmiş bir zorlu bölge var. Bu bölgenin aşılması için de içeride malzeme, içeride dışarıda sadece içeride değil, malzeme bulmakta zorlanıyor borsa. Onun da ufak ufak satışlarını görüyoruz. Galiba, galiba diyorum çünkü hem bu salgının seyri hem işte FED ihtimalleri, büyümeler vesaire sonbahara doğru girerken bizi Borsa İstanbul'u şimdilik 1350 ile 1450 arasında tutacak bir aralığa doğru gidiyoruz. Bilançolar için, konsolda bilançolar için bugün son gün. Bilanço etkisiyle farklı hareketler gördük hisse bazında. Genel olarak ikinci çeyrek bilançolarının gayet parlak olduğunu da gördük. Üçüncü çeyrekte de bu rakamların güçlü gelmesi beklentisi var fakat yani içeride bilanço şey etkisi de bir yere kadar. Ee, bunun da realize edilmesi ihtiyacı söz konusu olabilir. Neticede şu 10-15 günde işte %8'lik, %9'luk neyse artık banka endeksine daha yüksek bir getiri de yakalanmış. Bu da realize olabilir. Bunda da bir problem görmem ben. Ama şu var. Endekste daha fazla yükseliş için bizim yeni haberlere, yeni iyi haberlere ihtiyacımız var. Dışarıdan da içeriden de dışarıya bakınca bu iyi haberler şimdilik kesilmiş gibi. Onun etkisi şimdilik benim gördüğüm. Evet, banka hisselerinde düşüş var. Bir tek galiba turizm tarafında bir yükseliş gördüm endeks bazında. Ee, bu sayfada sadece turizmde var. Diğerlerinde kayıplar göze çarpıyor. Diğer sayfaya da bir bakalım. Diğer taraftan bilanço etkisiyle açılış itibariyle birkaç hissede hareketlilik vardı. Hem şok markette hem de e, Parsan'da gördüm onların bilançoları geldi bilançolarda toparlama var. Burada da inşaatta bir miktar e, yükseliş görüyorum bir tek. İnşaatta %0,55'lik bir artış var. E, biz yüzde en çok artanlar da yani şok marketler, Parsan vardı. Bir bakalım. Evet, MLP Sağlık, çok market, Parsan, RTA olarak geliyor. Parsan'ın e, Parsan, Parsan makinanın bilançosu 2021 yılı 6 aylık konsolide net karı 99.6 milyon e, TL olmuş. 2020'nin 6 aylık döneminde 6.3 milyondu. 6.3 milyonun 99.6 milyon TL. Çeyreklik bazda söyleyelim rakamı. İkinci çeyrekte geçtiğimiz yıl 7 milyon TL'lik bir zararı vardı. Bu yılın ikinci çeyreğinde 61.7 milyon TL'lik kâra geçmiş şirket. Yani zarardan yüksek bir kâra geçişin bu borsadaki etkisi bu da. Böyle bir günde yani satıcılı bir günde evet. etkisini görüyoruz. Şok marketlerle ilgili Ona da bakalım. bilanço vardı. Şok marketleri de getirelim ekrana. Şok ee, marketi de gördüm çünkü ilk sırada. İkinci çeyrek bir önceki yani 2020'nin ikinci çeyreğinde 50.4 milyon TL kar açıklamış şirket. Bu yıl bu rakam 111.9 milyon TL'ye yükselmiş. Yani iki katı. İki katından biraz daha yüksek. Hı hı. E, karlılık var. Satış gelirlerinde yüzde otuzun üzerinde bir artış söz konusu. Brütka kar yine yüzde otuz civarı artmış. E, bunların hı. etkisini de bilen şeyde. borsada gördük. Çok yüksek olmasa da görüyoruz diyelim. Evet. Evet şok marketlerde de böyle bir tablo var. karton e, Kartonsa'nın e, bilançosu gelmiş. 6 aylık ben de önümde var. 105.4 milyon TL net kar. O da 50 milyon TL'den çıkmış yatay bir başlangıç görüyoruz. Emlak Konut? Evet, Emlak Konut'un bir hissesine bakalım. Emlak Konut GYO Emlak Konut'ta da 236 aylık söylüyorum. net kar 237.6 milyondan 685.7 milyona çıkmış. Emlak Konut'ta da %0,54. Orada da karlılık yükselmiş. Çok yükselmiş. Yani şöyle bir rakam vereyim ben ikinci çeyrek bazında. 2020'nin ikinci çeyreğinde 114 milyon TL net kar var. Bu yılın ikinci çeyreğinde 462 milyon TL net kar var. Sektör beklentisi işte 170-200 milyon TL'lik bir aranda yani aracı kurumların tahminleri. Bu tahminlerin de iki katı. Tahminlerin de ötesinde bir performans gösterilmiş. O yüzden bir art açılışta görüyoruz. Emlak konut gayrimenkulde pozitif bir seyir bu anlamda yaşanıyor. Doğan Holding'de de ciddi bir yükseliş vardı. Orada Doğan Holding'e bakalım. Evet, orada da bilanço. Doğan Holding'in bilançosunda da e, öyle değil ama. Doğan Holding bilançosunda da net kar 6 aylık söylüyorum 589 milyon TL'den 631 milyon TL'ye çıkmış. Karı azalmış çeyreksel bazda. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 268 milyon TL'ymiş kar. Bu yılın ikinci çeyreğinde 218 milyon TL olmuş. Hı, hı. Evet. Ee, Karlılık olarak devam ediyor. Ee, Sadece ufak bir geri çekilme var. Yani. Evet. Karlılık, karlıklarda yani bilançolarda güçlü gelmeye devam ediyor ve. Çelebi o... var. Çelebi Hava Servisinin bilançosu var. <laughs> ee, geçen yılın ikinci çeyreğinde 117 milyon TL bir zararı vardı şirketin. Bu yılın ikinci çeyreğinde 495 bin lira net zararı var. Yani zararını azaltmış diyelim. Geçtiğimiz yıla zar nazara. yine zarar ama zararda ciddi bir azalma var. Çelebi'de. de. şu şey, da bakalım o zaman. Bu arada ben e, bu şeye bakıyorum. Boşluk orada bir revizyon da vardı. Hı hı. E, ona ilişkin verilere bakıyorum. Geldi. E, hemen bakalım verilerde Merkez Bankasının kısa vadeli e, borç istatistikleri deniyor. Ee, Haziran sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoğu 2020 yıl sonuna göre %6,5 oranında artışla 121,7 milyar dolar oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoğu %1,3 oranında arttı. 58,1 milyar dolar oldu. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borcu %2,8 artışla 36,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Bu e, kısa vadeli dış borç istatistikleri dediğim gibi e, Merkez Bankası tarafından geliyor. Uluslararası yatırım pozisyonu baktığımızda e, 2021 Haziran sonu itibariyle uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna göre %7,4 oranında artışla 274,4 milyar dolar yükümlülükleri %12,4 oranında azalışla 555 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir deniyor Merkez Bankası tarafından yine e, menkul kıymet istatistikleri de gelmiş hemen onu da bir açalım bakalım e, oradaki tabloya da bakacağız ve e, bakmaya çalışıyorum evet finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ne ilişkin de veriler var. Haziran 2021 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri e, tablosunda e, varlıklar 420 milyon dolar artmış. Yükümlülükler 3.243 milyon 3 milyar 243 milyon dolar azaldı. Net, net döviz pozisyonu açıysa 127.980 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Mayıs 2021 dönemine göre 3.664 milyon dolarlık bir azalma söz konusu. Bu da e, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleriyle ilgili. E, Merkez bankası tarafından bu borç istatistiklerinde revizyonlar yapıldı. Bu revizyonlar teknik ama e, ölçüm olarak baktığımızda örneğin ithalat borç borçlarının ithalat oranına e, ortalama ve medyan değerlenmesi yapılıyor. E, Türkiye'nin oranının görece yüksek olduğu gözlendi. Buna göre bir düzenleme yapıldı. Mesela gelişmekte olan ülkelerin 2020 yılı ortalaması %13, medyan değeri, değeri %9 düzeyindeyken gelişmiş ülkelerin aynı oranları sırasıyla %10, %8 düzeyinde Türkiye'nin eee ithalat borçlarının ithalata oranı ise %26 düzeyinde. Böyle bir e, dengesizlik söz konusu. Buna yönelik bir ayarlama yapılıyor. Mesela ticari e, ticari kredilerle ilgili de bazı ayarlamalar yapılıyor. Mesela ticari kredilerde ülke uygulamaları ülkeden ülkeye yani veri derleme metodunda ülkeden ülkeye değişiklikler var. Mesela Amerika'da doğrudan raporlama oluyor. Belçika'da anket oluyor. eee hmm. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de bankacılık sistemi ve idari kayıttan bakılıyor. Buna da bir e, düzenleme getirilmiş oldu. Baktığımızda hem e, kısa vadeli dış borç, uluslararası yatırım pozisyonu, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleriyle haftalık menkul kıymet istatistiklerinde revizyon yapıldı. E, revizyonlarla ticari krediler verilerinde tespit edilen tutarsızlıklar... Veri kalitesinin arttırılması yoluyla düzeltiliyor. Menkul kıymet istatistiklerinde uluslararası standartlara uyum arttırılıyor. Yurt dışı yerleşiklerin mevduatlarında kısa uzun vade ayrımının da istatistiklere yansıması öngörülüyor. Buna ilişkin Murat Oğucu da aktardı zaten bize hı hı. detaylarını. Burada bir ayarlama yapılmış olduğu veri konusunda. Ve son gelen verilerde ekranlarınıza geliyor. Kısa vadeli dış burç, borç revizyonu sonrası 121.7 milyar dolara indi. Önceki 140 milyar dolardı. buradan bir geri çekilme oldu. Verilerin de düzelt Şimdi veriler eski tarihlerden biri devam eden belki ve üzerinde hani belki bazen çalışılmayan şeyler ama bir hani küresel anlamda nasıl bir verileri veriler düzenleniyor buna bakmak gerekiyor. Ve bu verilere göre de e, verilerin tekrar revizyon edelim, revizyona uğraması gerekiyor. Evet. Ee, uyum sağlamanız lazım. Metodoloji değişiyorsa ona da bakmanız lazım. Ee, pek çok açıdan e, çünkü şöyle bir durum var. Sizin verdiğiniz veriler belki doğrudur ama e, bu e, diğer e, birimlerle ya da diğer ülkelerle aynı uyumda değilse e, bu da bir sorun yaratabilir. Dolayısıyla... E, pek çok açıdan düzenlenmesinde e, sürekli bir revizyon halinde olmasında aslında fayda var. Evet. Ee, kısa var Türkiye'nin... Pek çok kurum bunu yapıyor aslında yani. Yapıyor da ek ekonomi dediğimiz şey rakamlardan oluşuyor. O rakamları ne kadar sağlıklı toplayabilirsek evet. E, o rakamları ekonomi için, anlamak için de, sorgulamak için de doğru yerden başlama imkanına kavuşabiliyoruz değişen bugün değişen metodoloji de kafamıza göre değiştirdiğimiz bir metodoloji değil. Evet. IMF'in çalışma el kitabı var, bir program var. O ilk oradan yararlanıyor. İtalya Merkez Bankasından diğer merkez bankalarından istişare edilerek bir sonuç çıkartılmış. Çünkü bazı rakamlarda gerçekten anormallik var arkadaşlar. Grafiği veriyorlar şu grafik mesela. İthalat borçlarının ithalata oranları bizde %26 gözüküyor. Yani bu bir kendi içinde bir tutarsızlık. Bir elden geçmesi gerekiyor. Ortalamaya baktığında %8, %10'lar civarında bizde Hadi bizde %15 olsun. Bizde diyelim. %15 olsun. Bizde %26. <laughs> bir gözden geçirme ihtiyacı vardı. Bu aralar bu tip verileri toplayan merkezlerimiz bu metodolojiyi, bu hesaplama yöntemini bir elden geçiriyor. Bazıları eskidi. Bazılarının kendi içindeki tutarsızlıkların giderilmesi için tekrar bir elden geçirilmesi ihtiyacı var. Çünkü dediğim gibi ekonomiyi konuşuyorsak, rakamları konuşuyoruz. O rakamların da gündelik hayatın gerçeğine o kadar yakın olması lazım. Bu Me, mes, mesela bu özellikle dış ticaretten kaynaklı ticari krediler kredilerin firmalardan doğrudan raporlama yoluyla derlenmesine geçiliyor. Dış borç istatistiklerini etkileyen en kapsamlı revizyon deniyor. Ticari kredilerin firmadan doğrudan raporlama yoluyla derlenmesi olacak. Firmaların dış ticaretten kaynaklı ihracat alacakları, ithalat borçları daha önce gümrük beyannameleri esas alınarak varsayımsal olarak borç istatistiklerine yansıtılıyor varsayımsal olarak. Evet. Ancak Türkiye'nin ithalatı ve vadeli ithalatında yapısal bir değişik olmamasına rağmen son yıllarda ithalat borçlarında dikkat çekici bir artış gözlemleniyor diyor. bunda firmaların gümrük beyannamelerinde bir kısım peşin alışları mal mukabili olarak raporlamalarının ve kabul kredili vadeli akreditif yoluyla yaptıkları ithalata kredi geri ödeme bilgilerini bankalara raporlamamalarının etkili oldu. Bankalara raporlamıyor. Dolayısıyla orada bir Veride bir bozulma söz konusu oluyor. Doğrudan raporlama yoluyla derlenecek. Yani verinin daha sağlıklı olması. Tahmine göre değil de sonuca göre konuşuyor. Varsayımsal evet. değil. Evet, evet. Tahmine göre değil. Evet. Burada da buna yönelik bir düzenleme e, yapılmış oldu. Peki. Son iki dakikamız. Altın nasıl tepki verdi? E, pe ve petrolde nasıl bir tepki var? Ona bir bakalım. Petrol fiyatlarında da düşüş söz konusu. Dün FED tutanakları sonrası hem e, tahvile baktık, gerileme var 10 yıllık tahvilde. E, altın nasıl bir tepki verdi? O da ufak bir gerileme gösterdi. Çünkü sonbaharda varlık alımının sonlanacağına dair ipuçları da var e, tutanakların içerisinde. O biraz rahatsızlık yarattı. Altın düşmek için, yani malzeme bulmakta hiç sıkıntı çekmiyor zaten. Hı hı. Yani düşmesi kolay. Yani FED'den rahatsız olabiliyor. Büyümeler... E, başka bir sonuç doğurabiliyor. Neticede bir şekilde 1800 doların üzerine hala çıkamamış bir ons altın fiyatı var. Ve giderek aslında eğer sonbaharda Fed'den varlık alımının azaltılmasına dair bir yol haritası geliyorsa, bu sonbahar ayları da altın için çok parlak geçmeyebilir. Senenin başında 2000 dolar ve üzerine bekleyenlerin canları sıkıldı zaten şu ana kadar. bir çeyrek daha sıkılabilir. O beklentiler, o tahminler bir yıl sonra ertelenebilir. Bilemiyorum korunur mu ama neticede sene başındaki o heyecan, o beklenti vesaire şu ana kadar karşılanmadı. Bana göre bu saatten sonra o da zor. Bir de petrole bakalım son olarak. Brent petrol düşüyor. düşüyor. Bayağı evet, düşüyor. Yüzde iki Çünkü... milyonun 70 dolara yaklaşmıştı yine. Yine 66 dolara geldi. Burada Covid etkisi. Yani delta varyantının etkisi. Çok net görülüyor şeyde. E, petrol fiyatlarında. Çin'in, Asya'nın tedbirleri alabilecek, alınma ihtimali olan tedbirler, kapanmalar, o korku kendini fiyatladı. Hiçbir şey olmasa bile büyüme tahminleri aşağı yönde revize ediliyor ya artık. Doğal olarak. ABD'nin petrolde bakalım. 66 dolar Brent petrol, ABD'nin petrolde 63 dolar. Ee, bizim için iyi haber. Petrol gerilesin. Sıkıntı yok. Hayır. Teşekkür ederiz. Özlem Doğaner. Güzel bir gün olsun. Erdoğan Turan. görüşmek Hoşçakalın.